Herkese merhaba. Pırasa sevenleri mutlu edecek bir tarif. Mis gibiden pırasalı gözleme tarifi. Şimdi iç harcı hazırlayacağız önce. Bir tavanın içerisine yağ koyuyoruz, kızdırıyoruz. Ardından üzerine ince kıyılmış pırasaları ilave edip kavurmaya başlıyoruz. Karıştırarak pırasalar ölene kadar kavuracağız. Tabii bu arada rendelenmiş havuçları da ilave ediyoruz. Biraz tuz ekliyoruz ve karıştırarak orta hararetli ocakta kavuruyoruz. Pırasalar böyle diriliğini kaybettiğinde, havuçlar pişmeye başladığında ocaktan alacağız. Ama bu sırada bir taraftan da iç harç hazırlayalım. Yani böyle o yufkayı yumuşatacak bir sos hazırlayacağız. Yumurtayı kırıyoruz. İçine süt ve sıvı yağ ilave ediyoruz. Belki birazcık bir pinçik tuz da ilave edebilirsiniz. İyice karıştırıyoruz bu sıvı harcı. Bu böyle yufkanın üzerine döktüğümüzde ona yumuşaklık verecek. Gördüğünüz gibi pırasalı harcımız da hazır. Onu da ocaktan alıyoruz, kenara koyuyoruz. Şimdi yufkayla ilgili işlemi anlatayım. Yufkayı yayıyoruz ve uç kısımlarından böyle yaklaşık 4 parmak kalınlığında kesiyoruz. İki taraftan sadece. Diğer taraflar duracak. Sonra hani hazırladığımız sıvı harç vardı ya, sıvı sos. Onu döküyoruz biraz biraz. Sonra o kestiğimiz iki parçayı en orta kısma koyuyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Eğer bu parçaları koymazsanız ve pırasalı harcı direkt koyarsanız çok ince olacaktır ve hem çevirirken tavada parçalanabilir hem de yerken alt tarafı çok ince, üst tarafı çok kalın olacak. Bunu istemiyoruz. Gördüğünüz gibi o iki parçayı da koyduktan sonra kulak gibi üzerine yine biraz sos koyduk. Sonra pırasalı harçtan koyduk. Elimizle yayıyoruz. Sonra iki taraftan katlayarak böyle bohça gibi üzerine kapatıyoruz. Sonra diğer iki tarafı da üst üste getiriyoruz ve işlemimiz tamam. Büyükçe bir tavanın içine sıvı yağ alıyoruz. Çok fazla koymayın. Altını kaplasın hafifçe. Sonra üzerine gözlemimizi koyuyoruz. İki tarafı da nargidik olana kadar kızartıyoruz. Sonra dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için de kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere.